16. soru. Herhangi ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit olan bir AN dizisi için A2 artı A3 eşittir, A4 eşittir 2 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A1'den başlayıp A25'e kadar olan terimlerin toplamının sonucu kaçtır? Ardışık 3 terimin toplamını bulmaya çalışalım. Bakın A2, A3 ve A4 ardışık 3 tane terim. A2 ile A3'ün toplamı 2. A4 de 2 ise buranın sonucu 2 artı 2, 4'tür. Aynı şekilde A1 artı A2 artı A3'ün de sonucunun 4 olduğunu söyleriz. A2 ile A3'ün toplamı da 2 ise bu durumda buradan A1 kesinlikle 2'dir. Peki bizden şunu istiyor. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6 artı A7 diye gidiyor. En son işte A23 artı A24 artı A25. Şimdi ardışık 3 tane terimin toplamı daima ne dedik? 4 dedik. Bakın A1 hariç buranın toplamı 4. Şuranın toplamı 4. 4, 4, 4 diye gidiyor. A1'den sonra şuradan şuraya kadar kaç tane terim var? 24 tane terimimiz var. Üçerli üçerli hep 4. Son 3'ün de toplamı nedir? 4'tür. Peki kaç tane üçerli grup var burada? 24 bölü 3, 8 tane üçerli grubumuz var. Bu durumda A1 dışındakilerin toplamı 8 tane ne olacak? Grubumuz varsa her bir grubun da toplamı 4 ise 8 çarpı 4 buradan gelecek. A1 değerinin de ne olduğunu öğrenmiştik. 2'ye eşit olduğunu söylemiştik. Bu durumda bunların tamamının toplamı 2 artı 8 çarpı 4'ten 32. Toplarsam 34. Cevabımız A seçeneği çocuğum. 17. soru. Buna göre x2 bölü x1 oranı kaçtır? Parabolün x eksenini kestiği noktalar şu denklemin kökleri. Ve köklerimiz x eksi 1'i sıfırlayan x1 ve x eksi x2'yi sıfırlayan x2. Aynı şekilde x1 x2'den küçük olduğundan dolayı A noktasının apsisi x1, diğer x eksenini kestiği noktada x2. A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit olduğuna göre, yani şu uzaklık bu uzaklığa eşittir. Bu durumda B noktasının ordinatı da x1'dir. Ve B noktasının koordinatları 0'a x1. Nokta denklemi ne yapar? Sağlar. Bu durumda fx'e x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman cevap x1 olacak. Hemen fx denkleminde x gördüğüm yere 0 yazarsam 0-x1 çarpı 0-x2 eşittir x1'dir. Buradan x1 çarpı x2 eşittir x1. Şu x1'ler sadeleşirse x2'nin değeri 1'e eşittir. Soruda deniliyor ki x eşittir 3 bölü 5 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Yani 3 bölü 5 aslında tepe noktasının nesi? Apsisidir. Tepe noktasının apsisi için tam orta nokta olduğundan dolayı kökler toplamının yarısı diyebiliriz arkadaşlar. İşte burası 3 bölü 5 eşittir. x2 değerinin 1 olduğunu söylemiştik. Hemen x2 gördüğüm yere 1 yazarsam eşittir 3 bölü 5 ve buradan içe dışarı çarpımı yaparsam 5 tane x1 artı 5 eşittir 6. Buradan x1 eşittir. 5'i karşıya gönderdim. 6-5'ten 1. 1 bölü 5. Bizden istenen x2 bölü x1 nedir deniliyordu. Bunları bulduk arkadaşlar. Hemen yerine yazalım. x2 1'miş. x1 de 1 bölü 5. Bunu da takla attırırsam 5. Cevabımız D seçeneği. 18. soru. A ve B rakamlardan oluşan boştan farklı birer küme olmak üzere A kesişim B eşitliği sağlanıyorsa A kümesine B kümesinin orta kesişim kümesi denir. A kümesi B kümesinin orta kesişim kümesi olduğuna göre kaç farklı A kümesi vardır? B kümesini yerine yazalım. Yani A kesişim şu B gördüğüm yere şu kümeyi yazalım. 0, 1, 2, 3, 4 eşittir. A kesişim 0, 2, 4, 6, 8. Yani bu böyle olursa A kümesi orta kesişim kümesi oluyormuş. Şuradaki küme ile şuradaki kümenin birbirlerinden farklı elemanları 1, 3, 6 ve 8. Eğer bu 4 elemandan biri A kümesinde bulunursa eşitlik bozulur. Örneğin A kümesinde 1 elemanı bulunsun. Bu durumda A kesişim 0, 1, 2, 3, 4 kesişiminde 1 olacaktır. Ama A kesişim 0, 2, 4, 6, 8
kesişiminde birin bulunması imkansızdır. Toplamda 10 rakamdan 4'ü hariç A kümesine yazılabilir. Yani 10-4 eşittir 6 eleman. 2 üzeri 6 eşittir 64 tane farklı alt küme oluşturulabilir. Ancak boş küme olmadığını biliyoruz. Bu sebeple 64-1 eşittir 63 farklı A kümesi oluşturulabilir. Cevabımız E seçeneği. 19. soru. Buna göre bu 6 arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilirler? Soruyu şöyle çözelim. Tüm durumdan istenilmeyen durumu çıkartalım, istenilen durumu bulalım. Tüm durum ne? Bu 6 kişinin sıralanması 6 faktöriyel. Peki istenilmeyen durum ne? Bunların yan yana ve karşılıklı oturması istenilmiyor. Peki yan yana ve karşılıklı kaç farklı şekilde oturabilirler? Onu bulalım. Bakın şu durum bir tane yan yana, iki tane, üç tane, dört tane yan yana. Bir de karşılıklı olması da istenmiyor. 5 tane, 6 tane, 7 tane yan yana ve karşılıklı durum var. Peki bunlardan sadece bir tanesini bir bulup 7 ile çarpacağız. Şimdi bir tanesini bulalım. O durumda ne olsun? Şu şekilde olsun. Bu ikisi burada. Peki bu ikisi burada kaç farklı şekilde sıralanır? 2 faktöriyel. Diğer arkadaşlar kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriyel. Çarpı 7 tane bu şekilde durum var. İstenilmeyen durumlar bunlar. İşte 6 faktöriyelden bunları çıkartırsak cevabını bulmuş oluruz. 6 faktöriyel 720 eksi 7 çarpı 2 çarpı 4 faktöriyel 24. Bu da eşittir 720 eksi 7 kere 2 14. 14 çarpı 24. O da 336 eder. 720'den de 336 çıkartırsak cevabımız 384 B seçeneği. 20. soru. Ege'nin otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı kaçtır? 3. denemede bulma olasılığı diyordu. Demek ki ilk denemede başarısız olacak. Şimdi çantasında 4 tane kart var. İlk denemede yanlış kartı çıkartacak. Evet, otobüs kartı dışında 3 tane daha kart var. Bu durumda yanlış kart çekme olasılığı 3/4. Sonra baktı otobüs kartı değil, eline aldı. Tekrar çantasına baktı. Bu sefer çantasında 3 tane kart kalmış oluyor. Bunun bir tanesi otobüs kartı, iki tanesi de otobüs kartı olmayan kart. Ne yapacak? Yine otobüs kartını çekmeyecek. Yine başarısız olacak. O iki tanesinden birini çekecek. Olasılığı 2/3. Üçüncü denemeye geldiğimiz zaman çantada iki tane kart kaldı. Bunun bir tanesi otobüs kartı, bir tanesi de olmayan kart. Bu sefer otobüs kartı çekecek. Doğru çekecek. Çekme olasılığı 1/2. Çarpma kuralları gereği bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çünkü arka arkaya bu işlemler gerçekleşiyor. Şu üçler, ikiler sadeleşir. Geriye ne kalır? 1/4. Cevabımız A seçeneği. 21. soru. Reel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre x2'ye giderken fx artı x3'e giderken fx limit değerinin değeri kaçtır? Fx fonksiyonunu düzenleyelim. Sadeleştirmeleri yapmaya çalışalım. Bakın şuradaki ifade x-2'nin parantez karesi bölü x-2. Aynı şekilde şu pay kısmı x-3'ün parantez karesi bölü paydayı da 2 ortak çarpan parantezine alırsam x-3 olur. Şurada sadeleştirmeleri yapalım. Şurada 2 tane x-2 bir tanesi gitti. Geriye x-2 kaldı. 2 taneden bir tane gitti. Geriye x-3/2 kaldı. Şimdi artık limit değerlerini bulabilirim. Buradan limit x-2'ye doğru giderken x-2 artı x-3/2 ile artı limit x3'e giderken fx yani x-2 artı x-3/2 değerleri isteniyor. Hemen x gördüğüm yere 2 yazarsam şurası 2-2 0. Şuradan da 2-3/2 yani -1/2 gelir. Aynı şekilde x gördüğüm yere 3 yazarsam 3-2 artı 3-3/2. Buradan da 3-2'den 1, 3-3/2'den 0. Cevabımız paydaları eşitlersem 1/2 B seçeneği. 22. soru. A bir reel sayı olmak üzere reel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. F fonksiyonu sürekli olmadığı, yalnızca bir nokta olduğuna göre f7 eksi f0 ifadesinin değeri kaçtır? Fonksiyonumuz parçalı fonksiyon.
Şuradaki fonksiyonlara baktığımız zaman bunlar polinom fonksiyonları. Her zaman her yerde sürekli. O halde geriye kritik noktalar kalıyor. Yani burada kritik noktalarımız 1 ve 5. Bunlardan bir tanesinde kesinlikle nedir? Süreksizdir. Çünkü sürekli olmadığı yalnızca bir nokta varmış. Şimdi hangisinde süreksiz olduğunu bilmiyorum. Şöyle yapalım. X eşittir 1'de farz edelim ki sürekli olsun. Bu durumda 1'e soldan limit, x1'e soldan gittiğim zamanki limitle 1'e sağdan gittiğim zamanki limit aynı olması lazım. 1'e soldan gidelim. Soldan gittiğim zamanki fonksiyon hangisi? a-x. X gördüğüm yere 1 yazarsam a-1 olur. Sağdan 1'den büyük 1'e yakın değerler için şu fonksiyon tanımlı. Yani 5x-4. Burada da x gördüğüm yere 1 yazarsam 5-4. Ve buradan a eşittir 2 gelir. Yani x eşittir 1 noktasında sürekli ise a kesinlikle 2 olması gerekiyor. Peki 5 noktasında farz edelim sürekli olsaydı bu durumda a ne olurdu? 5 noktasında sürekli ise bir 5'e sağdan gideceğiz, limit değerini bulacağız. Bir de 5'e soldan gidip birbirine eşitleyeceğiz. 5'e sağdan gidelim. 5'ten büyük 5'e yakın değerler şu fonksiyon tanımlı. Burada x gördüğüm yere 5 yazacağım. Yani 5 eksi a'nın parantez karesi artı 12. Bir de 5'e soldan gidelim. 5'ten küçük 5'e yakın değerler. Bu durumda 5 çarpı 5 eksi 4'te x gördüğüm yere 5 yazarsam 5 çarpı 5 eksi 4. Bu ifadem 5 eksi a'nın karesi artı 12 eşittir. 5 kere 5 25 eksi 4'ten 21. 12'yi karşıya gönderirsem 5 eksi a'nın karesi eşittir 9. Karesi 9 olan sayılarımız 1 artı 3. Demek ki 5 eksi a 1 artı 3 olabilir. Bir de eksi 3 olabilir. Buradan a değerimiz 2. Şuradan da a değerimiz 8 gelir. Şimdi acaba a değeri 2 mi 8 mi? Şimdi a'yı 2 alamam. Neden 2 alamam? Çünkü a'yı 2 aldığınız zaman hem 1'de sürekli olmuş oluyor hem de 5'te sürekli olmuş oluyor. Ama yalnızca bir noktada demişti sürekli olmadığı nokta. Bu durumda a kesinlikle 2 değil. O halde a kesinlikle 8'dir. Çünkü a'yı 8 aldığım zaman 1'de süreksiz oluyor, 5'te sürekli oluyormuş. A 8 ise gidip fonksiyonda a gördüğüm yere 8 yazacağız. Şurayı bir düzenleyelim. Hemen burada a gördüğüm yere 8 yazıyorum. Şurası 8, şurası da 8. Şimdi artık istediğim f değerlerini bulabilirim. F 7 ne? 7 için hangi fonksiyon tanımlı? 5'ten büyük. O halde 7-8'in parantez karesi artı 12'den 1 artı 12, 13. Peki f 0 ne? 0 da 1'den küçük. Şunu kullanmam lazım. 8-0 eşittir 8. Bizden f7-f0 yani 13-8. 5 gelir. Cevabımız C seçeneği. 23. soru. K bir reel sayı olmak üzere reel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için eşitliği sağlanmaktadır. F türevi eksi 1 eşittir g türevi 1 eşittir 2 olduğuna göre k kaçtır? Şu ifadeler verildiğinden şöyle bu ifadenin her iki tarafın türevini alalım. F türevi x eşittir. Bileşke fonksiyonun türevini alalım. İçinin türevi 2x çarpı g'ye türev sembolü yerleştirip içinin aynısını yazıyordum. Artı k x küpün türevi. X küpün türevi de 3x kare çarpı k. Madem f türevi eksi 1 2 ise her tarafta x gördüğüm yere bir eksi 1 yazalım. Bu durumda burası f türevi eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 çarpı g türev eksi 1'in karesi 1 artı 3 çarpı eksi 1'in karesi 3 çarpı k. Ve f türevi eksi 1 2'ye eşittir. 2 eşittir eksi 2 çarpı g türev 1 de 2'ye eşittir artı 3 tane k. 2 eşittir eksi 4 eksi 4'ü öbür tarafa attım 6 eşittir 3 tane k. Her tarafı 3'e bölersem k değerimiz 2 gelir. Cevabımız A seçeneği çocuğum. 24. soru. Reel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir x kare artı x eksi 4 biçiminde tanımlanıyor. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir g fonksiyonunun türevi olan g üssü fonksiyonu g üssü x eşittir 0 eşitliğini yalnızca x eşittir 2 değeri için sağlamaktadır. Buna göre g bileşke f türev x eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şuradaki bileşke fonksiyonun türevini alalım. Bileşke fonksiyonun türevi içinin türevi yani f türev x
çarpı G'ye türev sembolü yerleştirip içinin aynısını yazıyorduk. Bu da eşittir 0. Fx fonksiyonu belli. Bunun hemen türevini alıyorum. Çünkü f üssü x deniliyor. X karenin türevi 2x artı x'in türevi 1 çarpı g türev fx. Nereye eşit? 0'a eşitmiş. Şimdi bunun 0'a eşit olması ya şunun 0 olması lazım veya bunun 0 olması lazım. Hemen 2x artı 1'i 0 yapan x değerlerinden bir tanesi eksi 1 bölü 2. Aynı şekilde g türev fx. Bunu 0 yapan x değerini bulalım. Bunu da şöyle yazalım. G türev fx eşittir 0. Şimdi soruda deniliyor ki g türev x eşittir 0 eşitliği yalnızca x eşittir 2 değeri için sağlanmaktadır. Bu durumda şuranın içi kesinlikle 2'dir. Ancak ve ancak g üssü g türev 2 0'a eşit oluyor. Bu durumda fx eşittir neymiş? 2'dir. Bunu 2 yapan x değeri de bu eşitliği ne yapar? Sağlar. Fx fonksiyonu belli zaten. X kare artı x eksi 4. Bunu 2 yapan x değerlerini de alacağız. 2'yi sol tarafa atalım. X kare artı x eksi 6 eşittir 0. Çarpanını ayıralım. Çarpma eksi 6 toplamı artı 1. Buradan da x artı 3 çarpı x eksi 2 gelecek. Eşittir 0'dan. Buradan da x değeri eksi 3 ve 2 içinde g bileşke f türevi x 0 oluyormuş. İşte bu x değerlerinin çarpımı nedir deniliyordu. Bunların hepsini çarpalım. Eksi 1 bölü 2. Eksi 3 ve artı 2. Cevabımız 2'ler sadeleşir. Artı 3 C seçeneği. 25. soru. Aşağıda doğrusal olan f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri şekil 1'deki birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde, bu fonksiyonların türevlerinin mutlak değerlerinin grafikleri ise şekil 2'deki dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre f0, g0 ve h0 değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir doğrunun türevi eğimini verir. Yani doğru ne kadar eğimli ise o kadar türevi büyük çıkacaktır. Sağa yatık doğrularda biz biliyoruz ki eğim pozitiftir. Sola yatık doğrularda eğim negatif çıkar. Ancak şekil 2'ye baktığımız zaman türevlerinin mutlak değerleri çizilmiş. O yüzden doğruların sola ya da sağa yatık olmalarıyla ilgilenmeyeceğiz. En eğimli doğru kırmızı doğrudur şekil 1'e baktığımız zaman. O halde f türevi x'e en büyük olduğuna göre kırmızı fonksiyonumuz kesinlikle f fonksiyonudur. En az eğimli doğru da şekil 1'e baktığımız zaman hangi doğru? Kahverengi doğrudur arkadaşlar. H türevi x'e en küçük olduğundan dolayı kahverengi fonksiyonumuz da kesinlikle h fonksiyonudur. Geriye ne kaldı? Mavi doğru. O halde mavi doğru da g fonksiyonudur. Benden f0, g0 ve h0 değerlerinin doğru sıralanışı isteniyordu. Y eksenini kestiği noktalara göre ne yapacağız? Sıralayacağız. Y eksenini kestiği nokta en büyük olan g'dir. Demek ki en büyük g0'dır. Sonra kim? Sonra kırmızı f fonksiyonu f0. Sonrasında da en küçük h0. Yani h0 küçük f0, o da küçük g0 olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. 26. soru. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare artı ax fonksiyonunun grafiğine 2'ye f2 noktasından çizilen teğet doğrusu gx eşittir bx küp fonksiyonunun grafiğine 1'e g1 noktasında teğettir. Buna göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Şu noktayı tespit etmeye çalışalım. F2 değeri f'te x gördüğüm yeri 2 yazacağım. Yani 2'nin karesi artı 2 tane a. Bu durumda teğet doğrusu 2'ye f2'de 4 artı 2a oluyor. Bu noktadan geçiyor. Aynı şekilde bu teğet doğrusu g'de de bu noktadan teğetmiş. Yani 1'e g1 noktasından da geçiyor. g1'i de bulalım. g1'de gx'e x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yani b çarpı 1'in küpü b. Bu durumda teğet doğrusu aynı şekilde 1'e b noktasından da geçiyor. Her ikisinden de aynı teğet doğrusu. İki nokta arasındaki eğimden doğrunun eğimini bulabilirim. Yani m eşittir. Ordinatları farkı bölü. Yani y2 eksi y1 bölü. x2 eksi x1. İki noktamız belli. Buradan ordinatları farkı 4 artı 2a. Eksi ne? B bölü. 2 eksi 1'den. Buradan 4 artı 2a eksi b'dir. Teğet noktasında fonksiyonların türevi de eğimi verir. Onu biliyoruz. Yani eğim eşittir f türev
Apsis hangi nokta? Şurası için arkadaşlar. F türev 2. F'in türevini alalım. 2x artı a. Buradan da x gördüğüm yere 2 yazarsam teğetin eğimi aynı zamanda 4 artı a'dır. Aynı durum g türevi 1 için de geçerli. Buradan m eşittir g türevi 1. G'nin türevini alalım. Bx küptü. Türevi 3 tane bx kare. X gördüğüm yere 1 yazarsam 3b olur. 3 tane eğim bulduk. Bir şu, bu ve bu. Bunlar hep aynı teğet doğrusu olduğundan dolayı bunlar birbirine eşittir. Yani 4 artı 2a eksi b eşittir. 4 artı a eşittir 3 tane b. Hemen şuradakilerini şöyle birbirine eşitlersem şu 4'ler birbirine yapar? Götürür. Eksi b'yi karşıya a'yı da öbür tarafa atarsam a değeri b'ye eşit olur. Aynı şekilde şu ikisinde 4 artı a, b gördüğüm yere de a yazarsam eşittir 3a. Buradan 2a eşittir 4'ten a eşittir 2 olur. A b'ye eşitti, b değeri de 2. Bizden a çarpı b nedir deniliyordu? A'mız 2, b'miz de 2. 2 çarpı 2, 4 cevabımız b seçeneği. 27. soru. Dik koordinat düzleminde y eşittir x bölü 2 doğrusu ile y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şuradaki noktanın koordinatları bulalım. Apsis 4 ordinat. Y eşittir x bölü 2 doğrusu üzerinde ise 4 bölü 2'den 2. Yine şuradaki noktanın koordinatları apsis 6 ordinat. Yine y eşittir x bölü 2 üzerinde olduğundan dolayı 6'ya 3 noktası. Şuradaki bölgenin alanı ne peki? Burada bir tane üçgenimiz var. Kenar uzunluklarımız 4'e 2 birim. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. Şu integral değeri de 0'dan 4'e fx çarpı dx, fx'in altındaki alanı gösteriyor. Yani şurası 8 ise burada bir 4'ümüz var. O halde şuradaki alanımız 4 olması gerekiyor. 4'ten 6'ya fx çarpı dx integrali de yine eğri altındaki alan demek. Yani şuradaki beyaz bölgemizin alanı 3. Şuradaki bölgenin alanına da a dersem ben a'yı da bulursam cevabını söylerim aslında. Şöyle, şuradaki tüm alan arkadaşlar bize üçgenin alanı. Buradaki üçgenin alanı nasıl bulacağız? Bakın kenar uzunlukları 6'ya 3. Yani 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Oradaki taradığım kısımdaki alanlarda 4 artı 3 artı a eşittir 9'dan a'mız 2 geliyor. Bizden boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir deniliyordu. Boyalı bölgelerde de a ve 4 var. A'ya da 2 dedik. 2 artı 4'ten 6. Cevabımız D seçeneği. 28. soru. C pozitif bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir c doğrusu ile y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Şekildeki mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanından 2 birim kare fazladır. Olduğuna göre c değeri kaçtır? Şuradaki integralde bir değişken dönüşümü yapalım. U eşittir 2x diyelim. Her tarafın diferansiyelini alırsam du eşittir 2 tane dx. Bu durumda dx eşittir du bölü ne olur? 2 olur. Sınırlarımızı da tekrardan yazalım. Buradan x'in alt sınırı 1 iken x gördüğüm yere 1 yazarsam buradan u eşittir 2. Yine x'in üst sınırı 4'tü. Burada x gördüğüm yere 4 yazarsam u eşittir 2 çarpı 4'ten 8. Bu durumda integralimiz u'nun sınırları 2'den 8'e f 2x. Yani 2x gördüğüm yere u yazmıştım. F u çarpı dx gördüğümüz yere de ne yazacağız? Du bölü 2. İşte buradaki integral değeri 28'de. İçerideki 1 bölü 2'yi dışarı atarsam 1 bölü 2 çarpı integral 2'den 8'e f u çarpı du eşittir 28. Eşliğin sol tarafına 2'yi öbür tarafa atarsam içeri dışarı çarpımı gerçekleştirirsem 2'den 8'e fu çarpı du eşittir 56. Bunu da şöyle yazarsam 2'den 8'e fx çarpı dx eşittir 56. Şimdi elimizde şu bilgi mevcut. Peki 2'den 8'e fx dx eşittir 56 ne demek? Eğri altında kalan alanın 56 birim kare olduğunu gösteriyor. Yani şuradaki alanın tamamı 56'ya eşittir.
Ve soruda mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanından 2 birim kare fazla olduğu söylenilmişti. Yani şuradaki alana A dersem şuradaki alan A artı 2'ye eşit olur. Bu durumda şuradaki alana da B dersem arkadaşlar B ile A artı 2'nin toplamı eğri altındaki alan olduğundan dolayı 56'ya eşittir. Buradan A ile B'nin toplamı 2'yi karşıya gönderdim 54. Aynı şekilde şuradaki dikdörtgenimizin alanı A artı B'dir. Buradaki dikdörtgenin alanı da kenar uzunlukları şöyle 2'den 8'e 6 birim. Şuradaki uzunlukta C birim. Yani 54 6 C çarpı C'ye eşittir. Buradan C eşittir 54 bölü 6'dan 9 cevabımız B seçeneği. 29. soru. A pozitif bir tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde x artı y eşittir 2 doğrusu ve eksenler arasında kalan üçgensel bölge y eşittir x üssü a eğrisi ile şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır. Şekilde A2 bölgesinin alanı A1 bölgesinin alanının iki katıdır. Buna göre A değeri kaçtır? Şuradaki alana S dersem, buradaki alan integralle ifade edersem S eşittir. Şimdi buradaki apsis de 1. Sıfırdan nereye? 1'e. Fonksiyonumuz x üssü A çarpı dx. Eğri altındaki alanımız bu. Aynı şekilde şurada bir tane üçgenimiz var. Ben buradaki üçgenin alanını da söyleyebilirim. Kenar uzunlukları 1. Şurası da 1 ise 1 çarpı 1 bölü 2'den. Şuradaki alan 1 bölü 2'dir. Ve A1 ile A2'nin alanlarının toplamı büyük üçgenin alanı. Büyük üçgende de kenar uzunlukları 2'ye şöyle 2. Yani 2 çarpı 2 bölü 2'den eşittir 2'dir. Ve soruda denilmiş ki A2 alanı A1 alanının kaç katı? 2 katıymış. Bu durumda A1 ile A2'nin toplamı A2 gördüğüm yere de 2A1 yazarsam eşittir 2'den. A1 değeri 3A1 2 ise 2 bölü 3'tür. X eşittir 1 ile 2 arasındaki küçük üçgenin alanı da 1 bölü 2 dedik. Bu durumda S alanı A1'den kimi çıkaracağız? 1 bölü 2'yi çıkaracağız. A1'e de 2 bölü 3 dedim. 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'yi çıkartırsam buradan da 1 bölü 6 gelir. Yani S alanı integral değeriydi. 0'dan 1'e x üssü a çarpı dx eşittir 1 bölü 6'dır. Bunun x üssü a'nın integrali üssünün bir fazlası bölü. Şöyle bir fazlası demiştik. Sınırlarımız 0'dan 1'e 1 bölü 6. X üssü a artı 1 bölü artı 1. X gördüğüm yere 1 yazarsan 1 bölü a artı 1. 0 yazarsan zaten 0 olur. Buranın sonucunu 1 bölü 6 yapan a değeri a artı 1 6 ise 5'tir. Cevabımız D seçeneği. 30. soru 0-6 kapalı aralığında sürekli ve açık aralıkların her birinde türevlenebilir bir f fonksiyonun türevi olan f üssü fonksiyonun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. 0 küçük c o da küçük 2 olmak üzere f0 eşittir 5 olduğuna göre f6 değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz biliyoruz ki x ekseninin altında kalan alanların integrali negatif çıkar. Bu durumda 0'dan 6'ya f türevi x çarpı dx. Şimdi ben şuradaki alana a, şuradaki alana b, şuradaki alana da c dersem bu integral değeri fonksiyon üst tarafta tanımlı, integralle alan aynı. Burada fonksiyon alt tarafta tanımlı, integral alanın eksilisi. Burada integral alanına aynı işaretli çünkü üst tarafta tanımlı. Bu durumda bu integral değeri a eksi b artı c demek. Ve a alanı dik kenar uzunlukları şurası 3 birim, burası 2 birim, 2 çarpı 3. B alanı şu uzunluk 1 birim, şurası 3 birim, 1 çarpı 3. Aynı şekilde şuradaki alan şu uzunluk 4'ten 6'ya 2 birim, şurası da c birim artı 2 çarpı c. Ve şuradaki integral değeri f türevi kimin türevi? Fx'in türevi sınırlar 0'dan 6'ya. Bakın bu ifadende f6 eksi ne demek? F0 eşittir. 2 kere 3 6 eksi 3 artı 2c. F0 değeri de 5 olarak verilmiş. Bu durumda f6 değeri 6 eksi 3 3. 5'i öbür tarafa atarsam 8 artı ne olur? 2c olur. Ve
bize C'nin aralığı 0 ile 2 arasında olduğu belirtilmişti. F6 isteniyordu. Şunun aynısını elde edelim. Her tarafı 2 ile çarpalım. 0 küçük 2C, o da küçük 4. Her tarafa 8 eklersem F6'nın aralığını bulmuş olurum. Yani 8 küçüktür. 2C artı 8, bu da küçük. 8 artı 4, 12. Bakın demek ki F6'nın aralığı 8 ile 12 arasında. F6 değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyordu. Bu arada olan sadece 10,1 var. Cevabımız C seçeneği.